Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz alarm veren hisse satışı. Fotoğrafta gördüğünüz Jensen Huang, Tayvan kökenli Amerikalı iş adamı, meşhur Nvidia şirketinin kurucusu ve CEO'su. Nvidia şirketi yüksek performanslı bilgisayar çipleri üretiyor. GPU adı verilen çiplerin üretiminde dünya lideri, Amerika merkezli bir şirket. Jensen Huang son olarak Nvidia şirketindeki kendi hisselerinden 27 milyon dolarlık bir bölümü sattı geçen hafta. Ve son satışla birlikte yaklaşık 2 hafta içerisinde yaptığı satışların toplamı da 112 milyon dolara ulaştı. Neden bu alarm verici bir satış? Çünkü arkadaşlar, Amerikan borsasında sene başından beri meydana gelen yükselişin büyük çoğunluğu en üstteki 10 şirkete ait. Bu 10 şirketin içerisinde de Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet yani Google, Netflix vesaire gibi teknoloji şirketleri var ve bunların öncülüğünü de işte bu Nvidia yapıyor. Neden Nvidia bu sene öncü haline geldi? Çünkü yapay zeka furyası patladı ChatGPT'nin çıkışından sonra 2022'nin sonunda ve bu yapay zeka uygulamalarının çalışabilmesi için yüksek bilgisayar gücüne ihtiyaç var. Bu amaçla data center'lar kuruluyor ve bu data center'larda da Nvidia'nın ürettiği yüksek performanslı GPU'lar, işlemciler kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yeşil çizgi artışın 45-50 puanını gerçekleştirmiş. Geri kalan 490 şirket ise sadece 5 puanını gerçekleştirmiş. Yani sene başından beri bu kadar ümit bağlanan bu rallinin %90'ını bu teknoloji firmaları gerçekleştirmiş ve bu teknoloji firmalarının liderliğini de Nvidia yapıyor. Bu arada teknolojinin S&P 500 şirketlerine oranı da o kadar arttı ki 2000 krizinin tepe noktası olan seviyeye yaklaşmış durumda. Peki en son Nvidia CEO'su Mart 2022'de hisse satışı yaptığında ne olmuştu? Hisse %60 değer kaybetmişti. Tabii ki aynısının olacağını söyleyemeyiz. Hatta bu satıştan sonra bakın şöyle bir son bir yükseliş de olmuş çok ciddi bir şekilde. Ama bu her türlü bir alarm bizim için arkadaşlar. Çünkü hakikaten borsa ciddi bir şekilde yükselmiş durumda ve bu yükselişi Nvidia sürüklüyor ve Nvidia CEO'su da tepelere yakın yerlerde satış yapmasıyla daha önce gündeme gelmiş bir insan. Tabii bu arada Nvidia bu kadar hızlı yükselince, piyasa değeri bu kadar artınca Amerika'da da çeşitli iddialar ortaya çıktı. Ben bu iddiaları daha önce küresel çip savaşları bölümümüzde detaylarıyla anlattım. Tekrara düşmemek için burada yeniden anlatmayacağım ama özet olarak şunlar meydana geliyor. Amerika'da Wall Street'in en çakal firmaları ki bunların arasında 2008 krizinde millete emlağa dayalı varlıkları satarken kendisi bir yandan bu varlıkların düşeceğine dair çok büyük pozisyonlar açan ve insanları zarara uğratırken kendisi acayip paralar kazanan bunlarla meşhur olan firmalar da var. Bu çakallar Nvidia zaten sağlam bir şirket ve yapay zeka işi de orta ve uzun vadede sağlam bir iş. Gerçekten buraya bir talep var ama talebin olduğundan da fazla olduğunu gösterip buradan bir günde milyarlarca dolar kazanç elde edilmesine yol açan numaralar peşindeler. Bu iddiaları ayrıntısıyla anlatmıştım bu bölümde ve buraya bu videonun açıklama kısmında direkt bu bölüme bir link bulabilirsiniz. Ayrıntıları merak edenler buradan dinleyebilir. Şimdi bütün Amerikan borsasını Nvidia sürüklüyor. Onun arkasından gelen 7-8 tane şirket sürüklüyor. Ve bütün aslında dünyadaki de bir olumlu bakış varsa onun da hepsini Amerikan borsasındaki bu rally sürüklüyor. Fakat bakıyoruz TSMC, bu Tayvan'daki dünyadaki bütün çiplerin asıl üreticisi olan firma, 15 Eylül'de Reuters'ın yaptığı bir habere göre TSMC kendi tedarikçilerine artık bana ürün göndermeyin, bunları daha geç gönderin diyor. Çünkü talep göremiyorum diyor. Talepte sıkıntı var diyor.
Peki talepte böyle bir yavaşlama varsa nasıl Nvidia yükselmeye devam edecek? Çünkü Nvidia'nın çiplerini de aslında TSMC üretiyor. Ve global elektronik sektöründe zaten bir yavaşlama söz konusu. Global elektronik sektörü satın alma müdürleri endeksi 50 puanın altındaysa sektör daralma yaşıyor demektir. Gördüğünüz gibi 2022'nin ortasından itibaren aslında bütün dünyada elektronik sektöründe talepte bir daralma var. Daha önce 50 puanın altına düştüğünde 2008 krizi varmış, Avrupa bankacılık krizi varmış ve 2020 krizi varmış arkadaşlar. Demek ki bu satış borsa açısından özellikle hiç hayra alamet olmayan bir satış, belki de tepe noktalara yaklaştığımızı gösteren bir ibare. Peki son haftalarda, son aylarda halka arz çılgınlığı yaşayan bizim borsamız, Amerikan borsasında Nvidia öncülüğünde bir düşüş başlarsa bundan nasıl etkilenir? Elbette mevcut yönetim vatandaşa parasını korumak ve arttırmak için adeta borsadan başka yol bırakmadığı için yine farklı farklı şeyler olabilir ama yine de borsada olan özellikle izleyicilerimizin çok dikkatli olması gereken bir dönemde olduğumuzu vurgulamak gerekiyor. Bu arada yine en başından beri bahsettiğimiz krizi bize önceden haber veren bir indikatör olan getiri eğrilerinde de en derin terse dönüşü yaşamıştık. Ne zaman bu gösterge terse dönse, sıfırın altına inse gördüğünüz gibi kriz oluyor. Şu gri alanlar, resesyon ve krizler. Ta 1960'lardan beri hiçbir zaman bu kadar çok terse dönmemişti. Son olarak en uzun süreli terse dönüş rekorunu da kırdı bu indikatör arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 1960'lardan beri hiçbir zaman bu indikatör bu kadar uzun süre terste kalmamıştı ve bu da dünya ekonomisi ve finansal sektör için hiç olumlu bir haber değil. Geçtiğimiz bölümde Amerikan bankalarından rekor bir şekilde 800 milyar dolardan fazla mevduat çıkışı olduğunu belirtmiştik. Aslında bölümün içinde söylemiştim ama birçok arkadaş tekrar sormuş bu çıkan para nereye gidiyor diye. Daha çok para piyasası fonları dediğimiz Amerika'da bulunan bir fon çeşidine gidiyor. Daha fazla orada faiz verildiği için ve bu fonların da daha çok yatırım yaptığı yer Amerikan bonoları, borçlanma senetleri, devlet borçlanma senetleri. Fakat bu kadar büyük, yani 2008'de yaşanan çıkışın 10 katından fazla bir çıkış olmasına rağmen ve bu paralar bono piyasasına Amerika'ya akmasına rağmen Amerikan bono faizleri, 10 yıllık faizler mesela yine de yüksek. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü Çin, Suudi Arabistan, hatta Japonya gibi yabancı alıcılar son dönemde alım yapmayı bıraktı ve Amerika normalden çok daha fazla borçlanma kağıdını piyasaya sürüyor. Çünkü ekonomiyi ayakta tutabilmek için devlet müthiş şekilde şu anda Amerika'da borçlanıyor. Bu yüzden de faizler düşmüyor. Bunca para bono piyasasına girmesine rağmen. Geçen hafta önemli bazı veriler açıklandı. Amerika'da enflasyon bir ay daha hem beklentilerin hem de bir önceki ayın üzerinde geldi. Böylece arka arkaya 2 ay artış göstermiş oldu. Ama ne piyasalar ne de Fed sanki bunu dikkate almadı. Bu tehlikeyi görmezden geldi. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz artışı beklenmezken faiz artışı yaptı. Bunu da petrol fiyatlarındaki artışa dayandırdı. Fakat hem Fed hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı daha fazla olmayacağına dair, Fed'de Eylül ayında olmayacağına dair, Avrupa'da da bundan sonra olmayacağına dair mesajlar geldi. O yüzden piyasalar bu faiz artışından da bu enflasyonun yüksek gelmesinden de o kadar fazla etkilenmedi. Amerika'da bankalardan mevduat çıkışı geçen hafta rekor düzeydeydi. 70 milyar dolar çıkmıştı. Bu hafta bunun bir kısmı, çok küçük bir kısmı geri döndü. Fakat bu sefer de kredilerdeki düşüş devam etti. Bakın şöyle yaklaşık 24 milyar dolar daha kredilerde daralma oldu. Ve böylece krediler Mart ayındaki bankacılık krizinden sonra en dip seviyeye kadar düşmüş oldu. Bu kredilerin bu şekilde yukarı doğru artıyor olması gerekiyor ki ekonomi büyümeyi sürdürebilsin arkadaşlar. Yine
Fed'in acil durumda olan bankalar için açtığı programda da küçük küçük artışlar devam ediyor. Demek ki bankalardaki sıkıntı da devam ediyor. Yine Çin yuanı hafta içerisinde 7.35'e kadar tırmanmasına rağmen buradan Çin'in aldığı sert önlemlerle 21 günlük ortalamasının altına doğru itildi. Çin ne gibi önlemler alıyor? Artık 50 milyon dolardan fazla dolar alımı yapmak istiyorsanız Merkez Bankası'ndan izin almak zorundasınız. Ve işte yerel bankalara daha fazla dolar satmaları yönünde talimat verilmesi falan gibi önlemlerle şimdilik 7.35'leri aşağı doğru bastırabildi. Fakat 7.30'ların yukarı doğru geçilmiş olması zaten köpek balıklarını yeniden iştahlandırmıştır diye düşünüyorum. Şimdilik 21 günlük ortalamanın altına doğru bastırıldı. Son işlem gününde aşağı doğru gitti fakat daha da aşağı değil, tekrar 21 günlük ortalamaya döndü. Bu da kuvvetli bir direnç olduğunu da burada gösteriyor. Amerika'da yine büyük firmaların iflas sayıları artmaya devam ediyor. Sene başından beri 459 firma Amerika'da iflas etti. Bu sayı 2020 krizinden bu yana en yüksek sayı Ağustos ayına kadar yapılan iflas başvurularında ve daha önce de en son 2008 krizinin sonrasında görülmüş bu kadar büyük iflas sayısı. Ve gördüğünüz gibi 2020 krizinde, yani bütün dünya Amerika kapalıyken, bu kadar firma iflas etmiş o dönemde. Ve şu anda biz 2023'te de buna benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Yine Wall Street Journal'da bir haber çıktı bu hafta ve gazete Amerikan bankalarında ne kadar ticari emlak varlığı olduğunu araştırmış ve eriştiği rakam 3.6 trilyon dolar. Bu da bankaların mevduatının %20'sine tekabül ediyor, 5'te 1'ine. Ve neden bu önemli? Çünkü ciddi manada ofis, fabrika, depo gibi ticaret için, iş için kullanılan mekanlarda büyük bir talep düşüşü var. Kiralarda büyük bir düşüş var. Ve bu bankaları en çok zora sokan işlerden bir tanesi ve burada büyük bir mesele bekleniyor. Ve bu sektörün büyüklüğünün de bankacılık içerisinde 3.6 trilyon dolar gibi büyük bir yer kapladığını Wall Street Journal ortaya koymuş. DXY endeksi 105.33 puanla haftayı kapattı. Aşağı doğru bir baskılanma vardı son gün. Fakat yine tepeye döndü dolar endeksi. Aslında 21 günlük ortalamadan bir hayli açılmış durumda. Tekrar bu ortalamaya doğru dönmesi beklenebilir. Fakat Avrupa faiz arttırdığı halde, yani Euro'nun kuvvetlenmiş olduğu bir ortama rağmen dolar endeksi düşmüyor. Bu da global ekonomideki sıkıntının devam ettiğini bize gösteriyor. Brent petrol fiyatı 94 doları da aştı. Bu ciddi sıkıntı oluşturacak bir durum. Hem enflasyon açısından hem de dünyadaki teminat zincirleri açısından. Brent petrolde şu anda 89 dolar civarındaki 21 günlük ortalamasından açılmış durumda, bir geri dönüş olabilir. Fakat 21 günün üzerinde kaldığı sürece de artış ihtimali devam ediyor. Amerikan borsası ise özellikle cuma günü yaşanan sert satışlarla adeta bir haftalık kar etme çalışmasını boşa harcamış oldu ve haftayı zararla kapatmış oldu. Yine 4500 puanı geçemedi ve 21 günlük ortalamanın altına sarktı. Burada kalıcı olmaya başladı. Şunun gibi bir tabloyla tekrar karşılaşır mıyız? Dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Buradan 200 günlük ortalamaya, yani 4250'lere doğru bir baskılama altında kalabilir. Ya da 21 günün üzerinde kalabilirse 4600'e doğru tekrar bir tırmanış gösterebilir. Bitcoin'de de bir miktar olumluya dönmüştü haftanın başında tablo. Fakat şuradaki hattı geçemedi Bitcoin. Bu ta en geriden, en 15 binlerdeki dip noktadan gelen bir hat. Burayı geçemedi ve buranın altında kaldı. Ama 21 günlük ortalamanın da üzerinde tutunmayı başardı. Yaklaşık 4 gündür burada. Şimdi hedef önce bu hattı aşmak, yani 26.700'ü aşmak. Orayı aşınca da 200 günlük ortalama, yani 27.000'i aşmak olabilir. Bunları başaramazsa tekrar 21 günün altına sarkması durumu olabilir. O da 26.300'lerden geçiyor.
En son tehlikeli nokta da 25.100-200 civarı. Buranın kaybedilmesi sıkıntıyı büyütebilir arkadaşlar. Yine altın 200 günlük ortalamanın altına sarkarmış gibi yapıp son anda bir hamleyle hem 200 günlük ortalamanın üzerine kaldı hem de 21 günlük ortalamanın tekrar kendine üzerine atmayı başardı. Bu açıdan altın daha kuvvetli duruyor fakat şuradaki sıkışmışlık bölgesi de henüz bir çözüme kavuşmuş değil. Bu ortamda piyasalarda hangi stratejilerin uygulanabileceğine dair daha önce çok çeşitli defalar anlatımlarda bulundum. Bunlarla ilgili en iyi özetlerden bir tanesini şu bölümde bulabilirsiniz. Dünyanın Haberi 349. bölüm ve tam yine bu kısmı anlattığım bölüme bir linki yine bu videonun açıklamasında sizlere sunuyorum. Haftaya en önemli konu Amerika'daki faiz kararı olacak. Faiz kararı %98 değişiklik olmayacak şekilde bekleniyor piyasa tarafından. Ben de bir sürpriz beklemiyorum. Asıl burada önemli olan Fed başkanının toplantıdan sonra yapacağı açıklamalar olacak. Yani bundan sonra bir faiz artışı daha olur mu konusunda vereceği sinyallere bağlı olacak. Sert ve şahin bir şekilde konuşursa bu piyasaları, Bitcoin'i, altını, borsaları aşağı doğru baskılayabilir. Tam tersine biz daha olumlu bakıyoruz ekonominin gelişimine. Bundan sonra faiz artışı, enflasyon konusunda bir sıkıntı çıkmayacaktır. Faiz artışı kolay kolay yapmayacağız gibi bir sinyal verirse de piyasalar daha olumlu olacaktır. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.